Merhabalar. Bugün kliniğimizde kök hücreden zengin yağ enjeksiyonu uygulamasını bir hastamıza uygulayacağız. Tıbbın birçok alanında, birçok hastalıkta kullanılan kök hücre tedavisi, ortopedi ve travmatoloji alanında da sıkça kullanılmaktadır ve bu alandaki bilimsel çalışmalar son zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Kök hücre tedavisinin faydalı olduğunu düşündüğümüz hastalıklar, erken aşamadaki eklem kireçlenmeleri ve tendinit gibi bazı bir takım hastalıklardır. Tendinit dediğimiz tendonların enflamasyonu ya da bir takım spor yaralanmalarında da bu tedaviler kullanılmaktadır. Bizim kliniğimizde en sık biz bunu erken aşamadaki eklem kireçlenmelerinde uygulamaktayız. Bu da en sık diz ekleminde görülmektedir. Diz ve kalça eklemlerinde bu hastalığı sıkça görmekteyiz. Bugün kliniğimizde uygulayacağımız işlem kök hücreden zengin yağ enjeksiyonu uygulaması olacaktır. Yağ dokusunda kök hücrenin daha fazla, diğer dokulara göre daha fazla olduğu bilinmektedir. Birazdan her iki diz ekleminde erken aşamada kireçlenmesi olan 52 yaşındaki bir hastamıza kök hücre tedavisi uygulayacağız. Klinik ortamda göbek yağından lokal anesteziyle elde ettiğimiz yağ dokusunu belli işlemlerden geçirerek kök hücreden zengin kısmını elde ederek onu hastamızın her iki dizine enjekte edeceğiz. Lokal anestezik solüsyonumuzu 100 cc Mediflex şeklinde cilt altı yağ dokusuna uyguladık. Onun etkisinin ortaya çıkmasını bekliyoruz şu anda. Bir yandan da ufak tefek böyle masajlarla o sıvının cilt altı yağ dokusuna dağılmasını bekliyoruz. Küçücük bir iğne deliği girişinden birazdan adipoz dokuyu, lipoaspirasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Ondan sonra işin zor kısmı bitiyor. Teknisyen arkadaşlarımız verdiğim dokudan enjekte edeceğim dokuyu elde edecekler. Bu arada da biz de diz eklemini hazırlayacağız. Şu anda klinik ortamında, muayenehane ortamında lokal anestezi ile adipoz dokunun yani lipoaspirasyon işleminin göbek yağından göbek yağı dokusunun elde edilme işleminin yapılabildiğini görüyorsunuz. Tabii belli bir cc'nin üzerindeki gerekli olan durumlarda daha fazla, mesela biz bu hastamızda 15-20 cc'lik bir yağ dokusu elde etmemiz yeterli olacak. Ancak daha fazla yağ dokusu gerektiği durumlarda genel anesteziye de ihtiyaç duyabiliyoruz. Ya da sedasyon dediğimiz anestezi doktorunun eşlik etmesini gerektiren bir durum söz konusu olabiliyor. Ancak bizim bugün yapacağımız işlemde bize gerekli olan adipoz doku 20 cc'nin altında olduğu için bunu lokal anesteziyle hastamızla sohbet ederek muayenehane ortamında gerçekleştirebiliyoruz. Birazdan işlemimize başlayacağız. Şu anda lokal anestezinin etkisinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Rasim Bey, iğneyi girerken acı duydunuz mu? Yok, yani hiç acı duymadım. İğne zaten hiç duymadım. Sadece işlemin başındaki müdahaleyi. Evet, sadece dokunma hissi var. Evet. Ama herhangi bir ağrınız olmadı. Yok. Tamam. Ağrınız olursa bize belirtin, olur mu?
Rasim Bey'e az önce diz eklemini enjekte etmek için kök hücre tedavisi uygulamak için göbek yağından doku elde ettik. İşlemimiz tamamen lokal anesteziyle uyguladık. 10 dakika sürdü. Aldıktan sonra da onun bir işlemden geçme aşaması tamamlandı. O da 10 dakika sürdü. Şimdi sıra diz eklemini enjekte etmeye geldi. Rasim Bey'e soruyorum. Ağrınız oldu mu işlem sırasında, neler hissettiniz? Hocam sadece girişte oldu. Yani ilk o şeyi ayarladığınızda, giriş noktanızı ayarladığınızda onun dışında olmadı. Sadece fiziksel hareketler hissettim. Evet. Yani ağrı hissetmediniz ama dokunma duyusunu hissettiniz. Dokunma duyusunu hissettim. Dediğim gibi yani ilk girişteki iğnenin dışında sadece fiziksel dokunma duyusu ve rahatsız edici, dayanamayacağı bir noktaya hiç çıkmadı. Evet. Lipo aspirasyon dediğimiz bu işlem klinik ortamda lokal anesteziyle uygulanabilmektedir. Tabii burada hasta uyumu çok önemli. Hastanın hekimle koopere olması ve lokal anesteziğin tamamen onun ağrısını geçirebildiğini bilmesi çok önemliydi. Rasim Bey bu anlamda çok bilinçli bir hastamız olduğu için bu işlemi çok kolayca gerçekleştirdik. Herhangi bir ağrı da çekmeden işlemi bitirdik. Lokal anesteziyle yaptığımız için de hastamız hemen işlemden sonra da hemen kendi hayatına devam etti. Az önce göbek yağından sıvı aldık, lipoaspirasyon yaptık. Birazdan da diz eklemine enjeksiyonunu uygulayacağız. Orta ve küçük büyüklükteki yağ dokularının karışımıyla elde ettiğimiz enjeksiyonumuzu, sıvımızı şimdi zerk edeceğiz. Eklem aralığını palpe ediyorum. Tibia, menisküs, patellar tendon bu aralıkta. Yavaş bir enjeksiyon şeklinde. Tabi biraz akışkanlığı zayıf olduğu için biraz yavaş ilerliyoruz. Diz ekleminin farklı bölgelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Burada iğnenin giriş yeri çok önemli. Tam diz eklem boşluğuna ulaşmamız çok önemli. Mikrofet ve nanofetin karışımıyla elde ettiğimiz kök hücreden zengin yağ dokusu, dolgusunu diz eklemine enjekte ediyoruz. Diz ekleminin parmağımla palpe ediyorum. Pateller tendon, bu tarafta pateller tendon, eklem aralığı böyle, tibia ve menisküs. Burada iğnenin uygun açıda tam eklemin boşluğuna girmesini hedefliyorum. Orada bir menisküse denk gelmediğini elimle hissediyorum. Ve ilk önce çekiyorum. Kolay bir şekilde bir akışkanlık görüyorum. Zaten doğru yerde olduğunuz zaman enjektörün de çok kolay bir şekilde eklem sıvısına ilerlediğini görüyoruz. Akışkanlığı biraz zayıf, az olan bu sıvımızın enjeksiyonunu tamamladık. Rasim Bey'e bugün kök hücresi tedavisi uyguladık. Elde ettiğimiz sıvıyı diz eklemine enjekte ettik. Enjeksiyon sırasında da herhangi bir ağrısı olmadı. Bunun için bir lokal anesteziye de gerek yok. Lokal anestezikle klinik ortamda kolayca uygulanabilen bir yöntem. Tüm hastalarımıza sağlık dolu günler diliyoruz. Rasim Bey, siz yaşadığınız bugünkü tecrübeyle ilgili neler söylemek istersiniz başından itibaren? Vallahi en kolayı diz içindeki enjeksiyon. Önce onu söyleyeyim, bu işlemin en kolay yeri. Diğer yerlerde de ağrı açısından herhangi bir ağrı hissetmedim, çok net. Hızlı oluyor bence. O bekleme süreleri, yani ürünün hazırlanması veya anestezinin benim tarafımdan kabul görmesine kadar geçen sürenin dışında yapılan işlemlerin süresi çok uzun değil. İnşallah şifa da olur. Tabii göbek yağından yağ elde etme işlemi ehliyet gerektiren bir işlem. Yanlış bir şekilde yapılırsa bazı komplikasyonlara sebebiyet verebilir. O yüzden bu anlamda bu işi yaparken doğru hekimlere başvurmanızı da hastalarımıza tavsiye ediyoruz.